Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kendi yaptığım kuru yufkadan börek yapacağım. Önceden ıslattım ve hazırladım. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Sos için bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt kullanıyorum. Karışımı güzelce bir çırpıyorum ve bir kenara alıp böreğimi yapmaya başlayacağım. Bu yufkayı kendim yapıyorum arkadaşlar. Ve çok da güzel bir börek oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Bakın bu şekilde önceden ıslattım. Yumuşak bir şekilde. Şimdi tezgahımın üzerine alıp böreğimi yapmaya başlayacağım. Şimdi hazırladığım sostan içerisine ilave ediyorum kaşıkla ve her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Kuru yufkadan yaptığımız için mutlaka her yerini güzelce ıslatmamız gerekiyor. Yani sosu bol bol kullanalım. Peynir ve maydanoz kullanıyorum böreğim için. Ama siz isterseniz başka iç harcıyla da yapabilirsiniz. Peyniri de damak tadınıza göre hangi peyniri seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi eşit şekilde düzgünce koyuyorum böreğin içerisine. İki kenarını kapattıktan sonra şimdi sarıyorum böreğimi. Önceden tepsimi yağlamıştım ve tepsimin içerisine bu şekilde koyuyorum. Aynı şekilde diğer parçayı da ıslatıyorum. Çok pratik bir börek oluyor arkadaşlar. Yufka açmayı bilmiyorsanız bunu yaş yufkayla da yapabilirsiniz. Benim elimde, evimde hazırda kuru yufka vardı. Bununla yapmak istedim. Aynı böreği yaş yufkayla da yapabilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok çıtır oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok vaktinizi almıyor, hem de az malzeme kullanılıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde sarıyorum ve tepsimin tamamını böyle dolduruyorum. Yine aynı şekilde koyuyorum gördüğünüz gibi. Ve 180 derecelik fırınımda altı üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Üzerine kalan sostan sürüyorum arkadaşlar. Bolca sürüyorum. Ve bu şekilde pişiriyorum. Şimdi sizlere son halini de göstereceğim. Gerçekten mükemmel bir börek oldu. Tarifimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden hemen haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi böreğimin son halini göstereceğim. Bakın harika bir börek oldu arkadaşlar. Bu arada da videomu sonlandırıyorum.
başka güzel videolarda ve başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.